görmek istiyor sizi. Neden içeri almadı? Bilmem, Halit tavrı biraz acayipti. Aa, olsun, ayıptır, içeri al. Peki. Kim gelmiş Nedret? Ben de bilmiyorum, merak ettim. Hadi arkadaşlar, yeniden. Fikret. Fikret'e, annenize ne kadar benziyorsunuz? Evet, teyzem de öyle söyler. Bir arzunuz mu vardı? Sizinle yalnız konuşabilir miyim? Tabii, buyurun. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim, fazla kalmayacağım. Size bir emanet getirdim. Annenizin hatıra defteri. Affedin, onu binlerce defa okuduğum için biraz eskidi ama Fikret'in yazdığı her satır yerli yerindedir. Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size. Bu mutlu günümde bundan daha değerli bir hediye olamazdı. Annemi getirdiniz, bana canımı getirdiniz. Peki, siz kimsiniz? Defterde sık sık rastlayacaksınız. Adım Necat, Doktor Necat. Fikret beni affetti. Yalvarırım, defteri okuduktan sonra siz de affedin beni. Nedret'im, canım kızım benim. Ben yanlış anlaşılmanın kurbanı oldum. Bu defteri okuyunca bana hak vereceksin. Her satırında gözyaşlarımı, her kelimesinde kanayan kalbimin feryatlarını bulacağım bu defter. Beni anlayıp affetmene yararsa, o zaman rahat edeceğim mezarımda. Annen Fikret. Talihsizliğim dünyaya gelirken başlamış. Daha ben doğarken annem hayata gözlerini yummuş. Onu ömrüm boyunca aradım ve özledim. Babamın beni büyük anneme ve ablama bırakarak memuriyetle İstanbul'dan ayrılışı, sonra da uzak Taşra vilayetinde kendinden genç bir kadınla evlenişi, hayatımın baharında bana büyük acılar verdi. Yaşama gücüm tükendi. Hastaydım. Küçükten beri bünyem zayıftı zaten. Göğsümün sol tarafında yer eden öldürücü bir sızıya doktorlar çare bulamıyorlardı. Tabiat güzeldi, yaşamak güzeldi. Ama ne yazık ki ben bu güzelliklere rağmen sessiz sedasız ölecektim. Ölmeyi şiddetle arzuladığım böyle bir günde her şey bahçe kapısının çıngırağıyla değişiverdi. Fikret, gelebilir miyiz? Tabii ablacığım. Buyurun. İşte şöhretini duyduğumuz kalp mütehassısı Doktor Necat Bey. İsviçre'den yeni dönmüşler. Ayağının tozuyla getirdik buraya. Demek hastamız sizsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Fikret Hanım hiç de hastaya benzemiyorlar. Ama o da böyle havasız kalırsa korkarım hepimiz birlikte hastalanabiliriz. Bu ilaçlara da ihtiyacınız yok artık. Efendim? Bir zahmet çöpçüye verirsiniz. Lütfen göğsünüzü dinlemek istiyorum. Derin nefes alın. Şimdi tutun nefesinizi. Tekrar nefes alın. Peki, rahat edin. Söyler misiniz bana? Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim.
temiz hava, bol gıda ve istirahat, tamam mı? Unutmayın, hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Yaşamaktan zevk almaya çalışacaksınız. 3 gün sonra tekrar geleceğim. Yatakta görürsem bozuşuruz. Allah'a ısmarladık. Güle güle doktor bey. Ferahlamıştım birden. Meşhur bir doktordan çok şakacı bir üniversite öğrencisine benzeyen bu insan bir sihirbaz mıydı acaba? Artık üzülme büyük anneciğim. Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Yalnız her ihtimale karşı göğüs röntgeni alınacak. Böyle konuşma Suat. Sen de pekala biliyorsun ki kardeşinin kalbi ta doğduğu günden beri zayıf. Öyle ama... Üstüme iyilik sağlık. Ayol hasta hasta kalkılır mı yataktan? Hasta filan değilmişim ki. Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim. Delirmişsin. Sen ya... Yok, gerçekten iyi oldum. Hala neden üzülüyorsunuz anlayamıyorum. Sevincimden galiba. Ben de çok sevinçliyim, uçuyorum sevincimden canım anneanneciğim. Sevmek seni bir suç ise, affet günahımı ey sevgilim. Diz çöküp ben varayım, bırak dizinde ağlayayım. Zalimsin, cazipsin, çok haşinsin. Sevgilim, son eşimsin. O gün Nejat bey tekrar muayene etmeye gelecekti beni. Hoş geldiniz Nejat bey. Oo, merhaba, hastamızı ayakta gördüğüme çok sevindim. Size borçluyum bunu, buyurun. Teşekkür ederim. Ah, ne güzel şey, bana mı getirdiniz bunu? Evet, beğendiniz mi? Hem de nasıl. Adı ne bu maskaranın? Gönül kuşu koydum ben. Ama siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Yo yo. Çok sevdim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı abla? Nasıl olmaz? Çok büyük teşekkür borcumuz var Nejat bey. Sayenizde Fikret yeniden hayata kavuştu. Ben hiçbir şey yapmadım. Fikret hanım yaşamayı unutmuştu, onu hatırlattım sadece. Peki ilaç filan vermeyecek misiniz bana? Yok, artık hayatınızda ne ilaç şişesi olacak ne doktor. Beni bile görmenize lüzum yok. Şey... Fakat... Şimdi söz verin bana bakayım. Hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Söz değil mi? Söz. Bana ihtiyacınız olmadığına göre sizleri fazla rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Gösterdiğiniz yakınlığı hiç unutmayacağız Nejat bey. Vazifem hanımefendi. Ettiğim birkaç gevezelik teşekküre değmez. Müsaadenizle. Rica ederim. Demek onun için herhangi bir hastadan farkım yoktu. Beni görmeye artık hiç gelmeyecekti. Tuhaf hisler içindeydim. Kalbim iyileşmişti ama yerine başka bir sızı yerleşmişti. Tek dostum gönül kuşumdu artık. Ona baktıkça Nejat'ı hatırlayacaktım.
Zaman günlerin akışı içinde eriyip geçmeye başladı. Hayat güzel şeydir demişti Nejat. Gerçekten yaşamak çok güzeldi ama ben zevk alamıyordum. Özlemeye başlamıştım Nejat'ı. Bu anlatılması güç, garip bir özlemdi. Gönül kuşum ondan kalan tek hatıraydı. Onu salar, onu uçurursam Nejat'ı bana geri getirecekti sanki. İnanmıştım buna. Öyle yaptım. Uçurdum gönül kuşumu. Gece saatlerce Nejat'ı düşünerek piyano çaldım. Soğuk iliklerime kadar işlemişti. İçimden bir ses, hastalanırsam Nejat'ı görebileceğimi söylüyordu. Gerçekten o gece hastalanmış, müthiş bir buhran geçirmişti. Bütün gece ablam ve anneannem başucumda beklemişti. Sabahleyin de ilk işleri doktor Nejat'ı çağırmak olmuş. Hoş geldiniz Nejat Bey, buyurun. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Söyleyin, bana böyle mi söz vermiştiniz? Sizi akıllı, uslu bir kız sanmıştım. Kendinizi bu hale getirmek için ne yaptınız? Ah, camlar açıktı, ben de piyano çaldım. O fırtınalı havada mı? Evet. Rüzgar, yağmur, o kadar güzel, o kadar heyecan vericiydi ki. Kaç defa söyledim, yorgunluk, heyecan yasak diye. Heyecan duymayan bir kalp ölmüş sayılmaz mı Nejat Bey? Evet. Bu defa size hap, şurup ve iğne yazacağım. Biraz canınız yanarsa belki yola gelirsiniz. İğne mi? Ölsem yaptırmam. Hem yalnız iğne değil, sizin yaramaz, söz dinlemez bir çocuk olduğunuz anlaşıldı. Ceza olsun diye bundan sonra sık sık da ziyaretinize geleceğim. Teşekkür ederim. Bu cezanız benim için bir mükafat olacak. Nejat sözünü tutmuş, her gün ziyaretime gelmeye başlamıştı. Kötü günlerin hepsi geçti artık. Sapasağlam bir kız oldunuz. Teşekkür ederim. Size borçluyum bunu. Bana değil, gençliğinize borçlusunuz. Ama siz gelmeden önce hep hastaydım. Sanki yaşamak istemiyordunuz o zaman. Haklısınız. Peki neden? Neden yaşamak istemiyordunuz? O kadar genç, o kadar da güzelsiniz ki. Beni hayata bağlayan bir sebep yoktu belki de o zaman. Peki ya şimdi? Şimdi var mı? Çok seviyorum artık yaşamayı. Tabiat, çiçekler, ağaçlar, her şey, her şey çok güzel. Doktor olarak geldiğim günü hatırlıyorum da... ...ne kadar heyecanlanmıştım. Ya ben? Sizi sık sık görebilmek için hasta olmayı istemiştim hep. Hadi sen küçük bir çocuk gibisin. Ya ben? Koskoca bir doktor. Kendime hakim olmalıydım. Olamadım aslında. Nasıl kaçmaya çalışmıştım senden? Neden? Neden kaçmaya çalıştınız? (Gülüyor)
Ama ben de hastalanıp bırakmadım yakanızı. Kurtulamadınız benden. Doğru. Kurtulamadım. Düşünemiyorum. Sen olmazsan yaşayamam. Yalnızlığa dayanamam artık. Sen hiç yalnız kaldın mı? Çevresinde birçok insan varken yalnız olmak en kötüsü. Seni tanıyana kadar ben böylesine bir yalnızlığın ortasındaydım. Şimdi? Şimdi ikimiz de yalnız değiliz. Ben varım, sen varsın. İkimiz varız. Yaşamak ne kadar güzel. Doyasıya yaşamak. İkimizin birbirimizi sevebileceği bir dünyada yaşamak. Sakın ayıplama beni. Seni sevebilmek fırsatını verdiği için çok seviyorum yaşamayı. O gün Nejat'la akşamüstü buluşacaktık. Ama muayenehanesine gidip sürpriz yapmak istedim ona. Buyurun. Nejat Bey'i görecektim. Affedersiniz, randevunuz var mı? Muayene için değil. Meşguller, biraz bekleyeceksiniz. Şöyle buyurun hanımefendi. Merci. Ah, unutuyordum. Akşam poker partisi var. Gene geç kalıp da misafirlere rezil etme beni. Evlendiğimizden beri her akşam poker, her akşam içki. Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim. Doktor oldun ama cemiyet adamı olamayacaksın. Cemiyet adamı olmak kumar içki masalarında sabahlamak mı? Eğer bu hayattan memnun değilsen medeni iki insan gibi ayrılırız. Babacığım, akşam gelirken fındıklı çikolatamı unutma, olur mu? Unutmam yavrum. Hanımefendi buyurun, doktor beyle görüşebilirsiniz. Fikret, hasta mısın yavrum? Ablacığım! Söylesene, ne oldu? Hiçbir şey sorma ablacığım, çok zavallı bir haldeyim. Ağlama yavrum, derdin neyse bir çaresi bulunur elbet. Hayır abla, çaresi yok bu derdin. Bundan sonra benim için ölümle hayat bir artık. Hiçbir şey anlamıyorum. Nejat!
Nejat evliymiş biliyor musun? Evli mi? Evet, hem de bir çocuğu var. Oh, zavallı kardeşim, ne kadar acı çektiğini anlıyorum. Anlayamazsın. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin abla. Tertemiz, sımsıcak bir sevgiydi bu. İçinde dostluk, arkadaşlık olan bir dünya getirmişti bana. Şimdi kendimi tutamam da ona koşarım diye korkuyorum. En iyisi kaçmak buralardan. Evet, kaçmak. Babamın yanına gideceğim. Üvey annem istemese de gideceğim. Bu benim için çok acı olacak ama... ondan uzaklaşmak için yapacak başka bir şeyim yok. Fikret! Nejat Bey! Hiçbir yere gidemezsin Fikret! Bırakın, rica ederim, bırakın beni! Hayır, bırakmayacağım. Söyleyeceklerimi dinleyeceğim. Konuşulacak bir şey kalmadı aramızda. Var yavrum. Madem ki her şeyi gördün... şimdi söyleyeceklerimi daha iyi anlayacak, daha iyi değerlendireceksin. Seninle evleneceğiz. Evlenmek mi? Evet. Bu teklifinle bana dünyanın en büyük mutluluğunu verebilirdin. Ama aynı mutluluğu senden bekleyen karım ve bir çocuğun var. Onların mutluluğunu çalamam. Bu evliliğin yürümesine imkan yoktu. Sen olmasan da ayrılacaktık sonunda. Onlara en iyi şekilde bakarım. Hem yalnız benim başıma gelen bir şey değil bu. Olmaz Nejat. Ben de çok seviyorum seni. Kendimden bile çok seviyorum ama... mutluluğumu yıkılan bir yuvanın üzerine kuramam. Ayrılmam senden. Ayrılacağız Nejat. Alnımızın yazısı bu. Kaderimiz bizim bu. Demek... bu cehennem hayatında... tek başıma bırakacaksın beni. Tek başına değil. Karın var, çocuğun var. Sevgini onlara vermeye çalış Nejat. Hakkım yok benim bu mutluluğa. Unutmalıyız birbirimizi. Fikret! Fikret! Babamın yanına geleli bir hafta oluyor. Ama Nejat'ı bir türlü unutamıyorum. Ölünceye kadar da unutamayacağım. Dün gece hatıra defterimi elime aldığım zaman... belki bin kere Nejat, Nejat, Nejat yazmışım. İnsan hiç olmazsa iner sofrayı hazırlar. Bütün gün tembel tembel yatıyor. İyi vallahi. Üzme, üzme tatlı canını karıcığım. Ne olacak, yakında bunların hepsi unutulur. Bıktım artık, yorgunluktan halim kalmadı. Birkaç gün daha sabret karıcığım, Fikret İstanbul'a alışık. Fazla kalamaz burada, yakında sıkılıp gider. Benim şansım bu zaten, evlendiğimden beri ne zaman yüzüm güldü ki? Kendi açısından haklıydı üvey annem. Nejat'tan uzak kalabilmek için başka çıkar yol yoktu benim için. Korkuttum galiba. Dalmışım da. Dikkat ettim, hep geldiğinden beri dalgınsın. İstanbul'dan bu tatsız kasabaya kaçmanın bir sebebi olsa gerek. Beni bir anne gibi kabul edip dertlerini söyleyebilirsin yavrum. İlginize teşekkür ederim ama hiçbir derdim yok. Sadece babamı özlediğim için geldim buraya. Genç kızsın. Şöyle toparlan biraz. Üstüne başına dikkat et. Bak, akşama misafirimiz var. Sait Bey. Buraların en önemli insanıdır. Zengin, çift, çubuk sahibi. Müzik
davan senin namına söz vermiş. Herhalde müthiş durumda bırakmak. Hasta bir insanım, ben nasıl evlenirim? Babam benim namına söz verip ben bir kere soramaz mıydım? Seni isteyen kimse öyle bir devlet kuşu ki sormaya lüzum görmedik. Olgun, efendi, Karun kadar zengin bir insan. Seni mesut edeceğine inanmasak... Eğer beni birazcık seviyorsanız acıyın bana, hastayım. Bu evlenme ölümüm olur. Sinirlisin yavrum. Bu gece iyi düşün. Yarın bana hak verecek, seni ne kadar sevdiğimizi anlayacaksın. Nedir bu başıma gelenler? Sana karşı bir suç işledimse, beni affet yarabbim. Babamın zoruyla gelinlik giymeseydim, nikahımızın herhangi bir toplantıdan hiç farkı olmayacaktı. Nejat'ı bir an olsun unutamıyordum. Tek tesellim kocamın hayli yaşlı oluşuydu. Hiç değilse genç bir erkeğin sevgisine sahte aşk gösterileriyle karşılık vermek zorunda değildim. Kendi derdimle baş başa kalabilecektim. Yatak odamıza girdiğim zaman gördüğüm bir gelin yatağı değil... ...ölmeden içine girmek zorunda olduğum karanlık bir mezardı sanki. Günaydın. Günaydın. Renginiz çok soluk. Hasta mısınız yoksa? Hayır. Hava değişikliğinden olacak. Çok serttir buranın havası. İsterseniz kışı İstanbul'da geçirelim. Hayır, hayır, istemem. Çok sevdim burayı. Ağaçlar, çiçekler... ...masallardaki gibi kocaman bir ev. Ne tuhaf, ben bu bahsettiğiniz şeylerin farkında bile değildim. Yaşadığımın siz geldiğinizden beri farkına varıyorum. Affedersiniz. Bu kadar mutluluğa hakkım olmadığını unuttum birden. Size karşı bir hata işledimse beni affedin. O kadar genç, o kadar güzelsiniz ki... ...belki de istemeden evlendiniz benimle. Rica ederim. İstemesem hayatımız birleşmezdi. Bir gecelik uykusuzluğumu yanlış yorumlamayın lütfen. İnanmış mıydı bilmem ama... ...bir daha o konuyu açmadı Sait Bey. Aylar sessiz sakin geçiverdi. Sait Bey belki en iyi insanıydı dünyanın. Ondan bir kızım olmuştu. Nejat'ın kalbindeki acısı hala duruyordu ama... ...kızımı o kadar seviyordum ki... ...ölmek istemiyordum artık. Ölmek istemiyordum. Hadi anneciğim bizim şarkımızı söyleyelim. Tabii yavrum söyleyelim. Bir tanem benim. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Kırlarda ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok severmiş. Babası onu çok severmiş. Sen benim canımsın dermiş. Sen benim canımsın dermiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba. O canım. Kızımızı çok seviyorsun değil mi Fikret? Dünyalar kadar. Ben de. Hem senin bir parçan olduğu için... ...hem de seni üzen derdini unutturduğu için. Anneciğim, senin bir derdin mi var? Yavrum... Onun hislerini çok iyi anlıyordum. Kocam beni ömrünün kışında bir bahar zevki tatmak için almıştı. Ama soğuk bir bahardı bu. Güneşi ısıtmayan, çiçekleri açmayan bu baharın gülleri yoktu. Bülbülleri yoktu. Renkleri ve ışıkları yoktu. Bir mektubunuz var beyefendi. Buyurun. İstanbul'dan. Kötü bir haber mi? Yeğenimden, ablamın kızı.
Kocası hastalanmış, sinir buhranları geçiriyormuş. Dinlenmek için buraya gelecekler. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Zavallı ünlü bir doktordu. Belki duymuşsunuzdur, Nejat Cansever. Ne oldu birdenbire Fikret? Nem var yavrum? Nejat'ı daha önce tanıyor muydun yoksa? Yok, hayır. İsmini bile ilk defa sizden duyuyorum. Öldürücü bir rüyaydı bu. Hiç uyanmak istemediğim bir rüya. Uzun bir ayrılıktan sonra gene karşımdaydı Nejat. Kocama onu tanımadığımı söylemekle hata mı etmiştim acaba? Fikret, neredesin yavrum? Misafirler geldiler, seni soruyorlar. Ne oldun yavrum? Hiçbir şey. Yalnızlığa alıştım da, yanlarına inmeye sıkılıyorum. Çocuksun sen, hadi gel. Sait Bey... Ayıp olacak Fikret, bekliyorlar. Tanıştırayım, karım Fikret. Memnun oldum. Sevgili yeğenim Mediha. Memnun oldum. Ben de. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat? Doğrusu dayıma hak vermek lazım. Onun yerinde kim olsa çiftlikten ayrılamazdı. İşte bu da meşhur ve yakışıklı doktorumuz Nejat. Dayıcığım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Dayıcığım, sizi ne kadar tebrik etsem az. Yengemizin bu kadar genç ve güzel olduğunu hiçbir zaman tahmin edemezdim. Doğru söylemedi ya. Fikret benim hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum. Dayıcığım, siz şair olmuşsunuz. Şair değil. 50 yaşından sonra aşık olmak derler buna. Gıpta ediyorum size. Dayımın kalbine nasıl da hakim olmuşsunuz. Sevilmek ve takdir edilmek bir kadın için çok güzel şey. Sevildiğinin ve takdir edildiğinin farkına varamayan kadınlar da var. Siz Nejat'ı aldırmayın, ne dediğini bilmez bazen. Ah, bu kış İstanbul'a gelseydiniz, ne kadar eğlendik. Poker partileri, dans, müzik... Fikret'in nedense İstanbul'a karşı bir çekingenliği var. Buradaki sakin hayatı tercih ediyor. Öyle değil mi Fikret? Yalnız sükunet değil tabii. Başka bir sebep de var. Kızım Nedret. Küçücük aslancık varmış. Kırlarda koşar oynarmış. Öbür kolunu da ver bakayım. Anneciğim. Canım. Ben Nejat amcayı çok sevdim. Öyle güzel masallar anlatıyor ki bana. Yarın da bir kuş getirecekmiş. Sen de benim kadar onu seviyor musun? Mesele. Hep burada kalsalardı ne olurdu sanki? Hadi, sen yat artık. Gece benim için uyumak kabil olmadı. Ona bu kadar yakın olmak beni ateşler içinde yakıyor. Biraz serinlemek için bahçeye çıkmıştım. Fikret. Gitme Fikret. Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın. Rüyada mıyım diye düşünüyorum hala. Rica ederim Nejat. Birbirimizi bir dost, bir akraba gibi kabul etmekten başka çaremiz yok. Çılgınca seven bir insan için o kadar kolay değil. Zorla da olsa, elden ne gelir?
Ben bütün hislerimi öldürdüm Necat. Başarabildin mi bunu? İstanbul'dan kaçıp yaşlı bir erkekle evlendin. Kendini diri diri gömdün bu çiftliğe. Ne değişti Fikret? Dediğin hislerini değiştirebildin mi? Sonunda kader bizi tekrar karşı karşıya getirdi. Yalvarırım sus Necat. Çoluk çocuk sahibi bir kadınım artık. Aramızdaki uçurumlar daha da derinleşti. Ne olur git, uzaklaş buradan. Beni kovuyor musun Fikret? Hayır, yalvarıyorum. Keşke seni tekrar görmeseydim. Kendimi yavaş yavaş ümitsizliğine, yokluğuna alıştırıyordum. İnsanlardan uzak, yalnız yaşamak en büyük tesellim olmuştu. Tekrar yalvarıyorum, git buradan! Peki Fikret, istediğini yapacağım. Yalnız izin ver, birkaç gün daha kalıp hiç olmazsa uzaktan göreyim seni. Bu ömrümce yetecek bana. Nereden geliyorsun yavrum? Neden koşuyorsun böyle? Birden içim daraldı, temiz hava alırsam geçer dedim. Sonra sesler duydum, korktum. Çocukluk bu yaptığın. Bak hava ne kadar serin. Ya hasta olursan? Kendini düşünmüyorsun, beni düşün hiç olmazsa. Sensiz ne yaparım ben? Sait Bey... Gel yavrum. Günaydın Fikret ablacığım. Günaydın yavrum. Bizimkiler neredeler? Çiftliği dolaşıyorlar. Sen neden dolaşmıyorsun? Sizi gördüm de geldim. Sevdin mi çiftliği? Çok sevdim ama annem İstanbul'dan başka yerde yaşamak aptallık diyor. Sen anneni sever misin? Çok severim. Babanı? İkisini birbirinden hiç ayırmam. Babam hastalandığı vakit öyle üzüldüm ki geceleri yorganımı başıma kadar çekip hep ağladım. İşte baban geliyor. Ne oldu? Neden titriyorsunuz Fikret abla? Bir şey değil yavrum. Sinirlerim bozuk da. Babama söyleseniz size ilaç verir. İlaç alacak kadar değil. Bazen böyle olur geçer. Nihat! Annemle dayım neredeler babacığım? Yeni doğmuş taylara bakıyorlar. Ben de bakabilir miyim? Tabii yavrum, hadi koş. Nasılsın Fikret? Bütün gece uyumadım. Doktorumsun biliyorsun. En ufak bir heyecana bile dayanamıyorum. Nefes alamıyorum, boğulacak gibi oluyorum. Müsaade et, muayene edeyim seni. Ben şifa istemiyorum ki senden. Dert ve acı dolu bir ömrü yaşamaya gücüm kalmadı artık. Sen güçlü bir insansın. Bundan önce de hastaydın. Gene hayattan umudunu kesmiştin. İyi etmedin mi seni? O zaman başka insandık ikimiz de. Değişen sensin. Ben hep aynı insanım. Coşkun dalgalar önünde sevdiğini göklere haykırdığın insan. Sen istersen gene mutlu olabiliriz. Hayır. Dün akşam da rica ettim. Ne olur git buradan. Üzme beni. Yeter, yeter artık. Son bir ricam var sende. Bu gülü sakla. Giderken geri alacağım. Ömrümce unutamayacağım bir hatıra olarak kalacak. Thank you.
Ya buraya Nejat'ın istirahat etmesi için geldik. Gelişimiz hiçbir işe yaramadı. Gene bunalım içinde. Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor. Gece sabaha kadar bahçede dolanıyor. İstanbul'a dönüşümüzde gene kapanacak eve. Gezmeden, eğlenceden mahrum kalacağım. Nejat Bey'i çok sever misiniz? Çocuğumun babası. Tabii severim. Peki siz hiç aşık olmadınız mı? Hem de nasıl? Bir hayat, bir ömür bağısına. Ne tuhaf! Dayımı bu kadar sevebileceğinizi düşünmemiştim. Siz çok genç, çok güzelsiniz. Dayım ne de olsa yaşlı. Bizim durumumuz bambaşka. Nejat meşhur ve yakışıklı bir doktor. Genç de üstelik. Böyle olunca da bütün kadınların gözü üstünde oluyor tabii. Kıskanır mısınız kocanızı? En küçük bir şüphem olsa dünyasını dar ederim. Ne çocuk görür gözüm ne de bir şey. Peki nasıl emin olabiliyorsunuz bu kadar? Yanında çalışan hemşireleri casus olarak kullanıyorum. Bakın size bir vaka anlatayım. Bir gün genç bir kız gelmiş. Elinde bir buket çiçekle. Çiçekle mi? Yalnız çiçekle kalsa iyi. Senin budala iki gözü iki çeşme ağlamış, baygınlık geçirmiş. Hemşire yardım etmiş de toparlamış kendini. Ne denir böyle aptallara? Kahkahalarla güldüm haline. Mühim mi Nejat Bey? Şimdilik değil ama ihmal edilirse olabilir. Peki ne tavsiye ediyorsunuz? Buranın havası Fikret Hanım için çok sert. Çiftliği bırakıp derhal İstanbul'a gitmelisiniz. İstanbul'a mı? Gene telaş etme yavrum. İstanbul'a gitmek istemiyorum Sait Bey. İstanbul'a gitmektense burada ölmek daha iyi benim için. Fikret nedense İstanbul'dan nefret eder. Bu nefretiniz saatinizden de mi önemli Fikret Hanım? İstanbul'u sevmiyorum. Siz doktorsunuz Nejat Bey. Çok iyi bilirsiniz. Bir hastanın sevmediği yerde iyi olmasına imkan var. Belki imkan yok. Ama ben gene de fikrimde ısrar ediyorum. Muhakkak büyük ada gibi iklimi yumuşak bir yerde yaşamanız lazım. Sonra en ufak üzüntü, yorgunluk ve heyecan yasak. Gerçi bazılarının düşüncelerine göre heyecan duymayan bir kalp ölmüş sayılır. Teşekkür ederim doktor. Tavsiyelerinizi tutmaya çalışacağım. Müsaadenizle. Onu kurtarın Nejat Bey oğlum. Fikret için her fedakarlığa hazırım. Tavsiyelerimi tutarsa tehlike yok. Söylediğim gibi ilk şart bir an önce İstanbul'a nakletmeniz. Bütün direnmeme rağmen Sait Bey'in ısrarıyla bir hafta sonra çiftlikten ayrılıp büyük adaya yerleştik. Ada sessiz ve sakindi. İstanbul'a geldiğime bayağı sevinmiştim. Fakat her şeye rağmen Nejat'ı hala ölesiye seviyordum. Ama aşkımın beni zaafa sürükleyeceğini hissetsem tereddüt etmeden öldürürdüm kendimi. Yavrum, canım, nereden buldun bu çikolatayı? Nejat amcam getirdi. Nejat amcam mı? Tabii ya. Ne zamandan beri seni bekliyor salonda. Yemeğini yedir Naciye. Sen merak etme anneciğim. Vallahi uslu uslu yerim. Uslu kızım benim. Nejat amcaya seni üzmeyeceğime söz verdim. Hoş geldiniz Nejat Bey. Affet beni. Nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya. Kendimi vapurda buldum birden. Demek ki yavaş yavaş irademi kullanamaz hale geliyorum. İçki de içiyorsun artık. Evet.
teselliyi alkolde arıyorum. Seni kocandan deliler gibi kıskanıyorum. Sait Bey benim için bir kocadan çok şefkatli bir babadır. Ona sonsuz bir saygıyla bağlıyım ben. Seni seviyorum Fikret. Senden uzak yaşamak, seni görmemek. Kendime belki bin kere söz verdiğim halde elimden gelmiyor bu. Seni görmek, yanında olmak arzusu bütün irademi yıkıyor, öldürüyor beni. Benim ağlamadığım, benim inlemediğim günler yok mu sanıyorsun? Böyle anlarımda kocamla çocuğumu düşünüyorum. Kaderime katlanıyorum. Siz de çocuğunuza, karınıza sığının. Karıma... Zaten böyle bedbaht yaşamama sebep hep o değil. Karınız sizi çok seviyor ama. Sevgi her şeyi halletmiyor Fikret. Ben isterdim ki karım, dostum, arkadaşım, sevgilim, her şeyim olsun. Halbuki Medya bunları anlamaktan çok uzak. Fikret... Ben yaşamanın manasını seni gördüğüm andan sonra anladım. Ne kadar mutluydu o günler. Mutluluğu hatıralarda aramak, hatıralarda hissetmek en iyisi. Sevgimizin tertemiz kalan izlerini ölünceye kadar içimizde saklamak, içimizde yaşatmak zorundayız. Hiç olmazsa ara sıra göreyim seni. Olmaz Nejat. Bunu anlayamıyor musun? Bir daha birbirimizi görmememiz, birbirimizle karşılaşmamamız lazım. Son sözün, son arzum bu mu? Hayır, son arzum senin yanında ölmek. Çektiklerimin mükafatı olarak bu anı bekliyorum. Bekleyeceğim. Bu benim son arzum. Son emelim, son mutluluğum olacak. Fikret, sen öldükten sonra ben yaşar mıyım sanıyorsun? Tahammül edemeyeceğim artık. Yalvarırım git. Yalvarırım git Nejat. Yatmadın mı Medya? Bu saate kadar neredeydin? Çocukluk arkadaşlarımı arasladım. Eski günlerimizi andık. Üzülmüşsün sen. Roman mı okuyordun? Yatmadan önce biraz okumak istedim. Elime bu roman geçti. Çocukça bir şey ama... etkisi altında kaldım. Bu roman işi değil, doğru söylemiyorsun Nejat. Sinirlisin gene. Yat da rahatına bak. Bunlar ne? Bu çiçekle yazının manasını derhal öğrenmek istiyorum. Boşuna hem kendini hem beni üzüyorsun Medya. Kurumuş, basit bir kır çiçeğinden ne çıkar? Kim bilir ne zamandan beri bunun içinde duruyor. Yalan söylüyorsun, beni aldatıyorsun Nejat. Söyle, kim bu kadın? Çocuk musun Medya? İki kuru çiçeğe dayanarak benden şüphe etmene teessüf ederim. Asıl ben sana teessüf ederim. Utanmadan hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Derdimi senden başka açacak kimse yok kardeşim. Nejat'ın hayatında başka bir kadın var. Dün gece yarı sarhoş bir halde geldi eve. Önündeki romanın içinde 6 Eylül unutmayacağım en mutlu gün yazılı bir kağıtla kurumuş kırmızı bir gül vardı. 6 Eylül'de biz sizin çiftlikteydik. Şaşkın vaziyetteyim. Biriyle mi mektuplaştı İstanbul'dan yoksa telefonla mı konuştu anlayamadım. Evet, hiç şüphem yok. Başka bir kadını seviyor kocam. Aldanıyorsunuz belki de. Çok iyi biliyorum. Bunca yıllık yuvam yıkılmak üzere, ne yapayım, nasıl hareket edeyim bilmiyorum. Bana bir yol gösterebilir misiniz? Kıskandırmak, o kadından kurtarmak için ben de onu mu aldatayım?
Fikret Hanım! Ne oldunuz birdenbire, hasta mısınız? Oh, kendi derdimden dünyayı göremiyorum, affedersiniz. Merak etmeyin, geçti. Küçük bir rahatsızlık. Üzüldüm de. Ne kadar iyi kalplisiniz. Nejat Bey'e sakın bundan bahsetmeyin. Dayınızın kulağına giderse çok üzülür. Size yazık değil mi? Neden saklıyorsunuz hastalığınızı? Söyledim ya, merak edilecek bir şey yok. Açıldım işte. Şimdi sizin derdinize gelelim. Nejat Bey'e karşı sakin ve sabırlı davranın. Size dönecektir. Haklısınız. Evli bir erkeği çalmaya kalkan aşağılık bir kadına uymak bana yakışmaz. Bir an her şeyi anlatmak, ayaklarına kapanıp kana kana ağlamak istedim. Sonra vazgeçtim. Çünkü artık çok yaşamayacağımı biliyordum. Fikret, artık sen olmadan yaşamayı düşünemiyorum. Utanmadan, korkmadan sevmek istiyorum. Ayıplamayın beni, ne olur. Eğer kabul edersen senden evlenmek istiyorum. Unutuyorsun Nejat. Aynı saadeti senden bekleyen karın ve çocuğun var. Artık geçmiş günleri unutalım. Görüyorsunuz evli bir kadın. Peki ben size hep böyle uzak, böyle hasret mi yaşayacağım? İkimize de düşen vazife bu ıstırabı beraber çekmektir. Nejat. Çektiğim acıya, yaptığım fedakarlığa sizden de saygı bekliyorum. Biliyorum, aranıza bir kadın girdi. Söyle kim bu kadın, kim bu kadın? Fikret hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum. Beni aldattın, bana ihanet ettin Nejat. Ben dünyanın en bahtiyar erkeğiyim. İşte bu yaştan sonra aşık oldum, aşık oldum. Felaketin seni ilk gördüğüm gün başladı. Bütün arzum bir an önce ölüp acılarımın bitmesi. Alo, evet, sizi evden istiyorlar. Buyurun, nasıl? Nejat bir kaza mı geçirdi? İlk yardım hastanesinde mi? Nejat'a bir şey mi olmuş? Kaza geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar, beni yalnız bırakmayın. Kocam kaza geçirmiş, ne olur bırakın beni, görmek istiyorum. Doktorlar var yanında, neredeyse çıkarlar, izin verirlerse girersiniz. Nejat Bey'i görmek istiyorum, karısıyım ben. Yanında fazla kalmamak şartıyla buyurun. Durumu çok tehlikeli mi? Büyük şansı varmış, o sürete rağmen kurtuldu, baygın yatıyor. Hiç kanamadan şüpheleniyorum. Fikret, Fikret neredesin? Ne olur beni bırakma. Nejat, benim karım, Mediha. Fikret, ne olur affet beni. Fikret. Fikret, neredesin? Benden neden kaçıyorsun hala? Fikret, sizi sayıklıyorum. Şey, yanlış düşünmemenizi rica ederim. Çünkü biz... İzah etmenize lüzum yok. Bu konuyu daha sakin bir zamanda baş başa konuşuruz. Lütfen, hocamla yalnız bırakın beni. Medih Hanım, size söylenecek zaman değil ama... Nejat Bey'i ziyaret edip, sonra da baygınlık geçiren... yanınızdaki kadındı.
Kocamı sevdiğinizi saklamayın. Ne demek istediğinizi anlamıyorum Medya Hanım. Daha açık konuşsanız. Siz de şu melek maskesini atıp gerçek yüzünüzü gösterseniz daha iyi anlaşacağız. Hakaret etmenize sebep yok. Ne konuşmak istiyorsanız sükunetle konuşalım. Bırakın rol oynamayı. Kocamı baştan çıkarıp yuvamı yıkmak isteyen bir kadınla nasıl sakin konuşabilirim? Nasıl düşünüyorsunuz bunları? Hiçbiri doğru değil, yanılıyorsunuz. Hayır, yanılmıyorum. Suçsuz olsanız Nejat'ı evvelce tanıdığınızı ve uzun süre tedavisi altında bulunduğunuzu dayımla benden saklamazdınız. Günahımı alıyorsunuz. Vicdanım her türlü lekeden uzak ve temizdir. Karşınızda yüzümü kızartacak en ufak bir suçum olmadı. Hala nasıl inkar edebiliyorsunuz? Yasak aşkınızı gizlemek için evlendiniz dayımla. Sonra da gizli gizli kocamla seviştiniz. Kıskançlık sizi şaşırtmış. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Çıkın gidin evimden. Gidin, ne olur gidin. Dayıcığım, bu kadın sizi kocamla aldatıyor. Aile şerefimizi iki paralık etti. Hepsini duydum. Kendini nasıl müdafaa edeceksin? Kendini suçlu insanlar müdafaa eder. Benim kimseye karşı işlenmiş bir suçum yok. Dayıcığım inanma, melek yüzlü bir şeytan o. Sizi de beni de en adi bir şekilde aldattı. Sait Bey! Hiçbir şey söylemenize lüzum yok. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim. Üzülmeyin dayıcığım. Siz de lütfen gidin buradan. Bundan böyle sizi de kocanızı da görmek istemiyorum. Deli misin sen Medya? Nasıl yapabildin bunu, nasıl? Zevkle! Yuvamı yıkmak isteyen bir kadına teşekkür edecek değildim ya! Budala! Fikret senin için, senin yuvanın yıkılmaması için aşkını ayaklar altına aldı. Ama sen bu fedakarlığı anlayabilecek bir kadın değilsin. Ona teşekkür edecek yerde çamura bulaştırdın onu. Deli misin sen? Yaraların açılacak, bu halde nereye gidiyorsun? Sait Bey, her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Yaptığın pisliği belki temizleyebilirim. Yalan! Asıl maksadın onu görmek. İnşallah yaraların açılır da sevdiğinin kapısında ölürsün. Kurtuluşum olurdu bu. Ona çektirdiklerimin de cezasını bulmuş olurdum. Hayır! Gidemezsin! Arkadaşlarıma rezil edemezsin beni. Düşün bir kere, cemiyet içindeki yerimiz ne olur sonra? Arkadaşlarının da, içinde bulunduğun cemiyetin de Allah cezasını versin! Bırakmayacağım! Bırakmayacağım! Çekil! Çekil diyorum! Bana vurdun! Hangi yüzle, hangi cesaretle geldim buraya? Masum bir kadının namusuna leke düşmemesi, bir yuvanın yıkılmaması için. Ortada bir namus lekesi varsa onu sen değil, ben temizleyeceğim. Hem de suçunuza layık bir ceza ile. Bu haksız ceza ileride vicdanınızı sızlatmayacak mı? Sen akraban olan bir kadınla sevişirken vicdanın sızladı mı? Yeter! Hakaret ettiğiniz kadının karınız olduğunu unutmayın. Hayır. Artık karım değil, düşmanım. Diri diri çiftliğe gömeceğim onu. Bu yaptığınız canavarlık Sait Bey, onu çiftliğe götürmek hayatına mal olur. Orada ölür, anlıyor musunuz, ölür! Benim istediğim de o zaten. Bana ihanet eden bir kadın olarak yaşayacağına, ardından gözyaşı dökeceğim bir ölü olsun, daha iyi. Pişman olacaksınız sonra, şerefim üzerine yemin ediyorum suç yok Fikret'in. Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin. Çıkın, gidin buradan. Sait Bey! Gidin diyorum! Sizde şeref haysiyet olsaydı yavruma cemiyet içinde kötü bir kadının çocuğu damgasını vurdurmazdınız! Fikret! Fikret! Dokunma ona! Fikret! Dokunma ona diyorum!
bana ne isterseniz yapın. Vurun, öldürün isterseniz. Ama ona ilişmeyin. Hiçbir suçu yok onun. Dünyanın en namuslu, en şerefli kadını karınız. Susun! Susun diyorum! Karım değil artık o. İnanmıyorum size. İnanmıyorum size. Meselemizi biz kendi aramızda hallederiz Nejat Bey. Gidebilirsiniz. Sait Bey sözünde durdu. Ertesi gün acele çiftliğe döndü. Gece gündüz odasına kapanıp ne yanıma çıkıyor ne de tek kelime konuşuyordu. Çocuğumun yanında olmak, bana anneciğim diye seslenişini duyabilmek için her şeye razıydım. Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda kıkı koşar oynarmış, kırlarda kıkı koşar oynarmış. Babası onu çok severmiş. Bunları senin için topladım anneciğim. Faik efendi! Faik efendi! Hadi kalk anneciğim! Kalk! Ne olursun! Hadi kalksana! Bak yürüyorsun işte! Hadi gel! Sana Karabaş'ın yavrularını göstereceğim! Peki yavrucuğum, senin için yapamayacağım şey var mı? Yavruları senin yanına getirirdim ama Karabaş bırakmıyor ki! Yavrularına dokunulduğu zaman deliye dönüyor. Bana bile saldırıyor. Haklı hayvancağız. Yavrularına bir şey olur diye korkuyor. Ne o Faik amca? Bir şey mi söyleyeceksin? Küçük hanımı babası istiyor da. Gelemem şimdi, işimiz var. Anneme Karabaş'ın yavrularını göstereceğim. Ne ayıp şey Nedret, hiç böyle cevap verilir mi? Babam bekliyormuş. Biraz sonra giderim anneciğim. Faik amca, kusuruna bakma sen onun. Ben getiririm birazdan, olur mu? Olmasına olur ya hanımcığım, beyin emri. Biliyorsunuz, çok aksileşti son zamanlarda. Hemen getireceksin dedi. Hadi Nedret'ciğim, bak hemen istiyormuş baba. Ama ben yavruları göstermek istiyorum sana. Başka zaman gideriz. Senin gibi cici bir kıza babasını bekletmek yakışır mı hiç? Canım annem benim. Anneciğim. Oh, yavrum. Ne o Faik amca? Nen var senin? Niye ağlıyorsun? Ah hanımcığım. Hiçbir şey sorma bana, ne olur affet beni. Yavrum, Nedret'im benim. Gitmek istemiyorum anne.
Tahir amcan! Tahir amcan! Tahir amcan! Benden sakladığın bir şey var. Nereye götürüyorsun çocuğumu? Hanımcığım, hiçbir şey sorma bana. Söyleyemem dedim. Beyin emri var. Söyleyemem. Yavrum! Yavrum benim! Zannem! Yavrum! Çocuğum! Yavrum! Yavrum! Anneciğim bırakma beni, ne olur! Bırakma! Nedret'im, kızım! Yavrum! Yavrum! Onu senin gibi bir kadının ellerine emanet edemem artık. Hayır, bunu yapmayın. Kızımdan ayırmayın beni. İstediğiniz kadar hakaret edin, dövün, öldürün ama çocuğumu verin bana. Çocuğunu bu kadar seven ana, kocasını aldatmaz. Kaç kere söyledim size, kendimi affettirecek bir suçum yok. Bütün suçum, Neşat'ı evvelden tanıdığımı söylemek. Hala inkar ediyorum. Yemin ederim ben masumum. Neden inanmıyorsunuz bana? Çocuğum nerede? Nedret'i verin bana, yalvarıyorum. Bakın önünüzde diz çöküyorum. İşlediğin günahının cezasını çekeceksin. Odana git ve beni bir daha rahatsız etme. Yavrumu uzaktan olsun göreyim, bu ne esirgeme? Hayır. O senin çocuğun değil artık. Sayın Bey! Gel. Beyefendi. Hanımın durumu çok kötü. Hiç olmazsa kasabadan bir doktor getirsek. Mühim değil. Merak edilecek bir şey yok. Ama bilmiyorsunuz... Fazla konuşmayı sevmem Faik efendi. Merak edilecek bir şey yok dedim. Nedret'im! Çocuğumu verin bana! Çocuğumu getirin! Çocuğumu! Yavrumu verin! Çocuğumu! Yavrumu verin! Yavrumu istiyorum! Çocuğumu istiyorum! Nedret'im! Neredeyse sabah olacak beyefendi. Hala uyumayacak mısınız? Sen yatabilirsin. Işıkları da söndür Faik efendi. Amcacığım!
yavruların bir tanesi. Sen olmayınca yaşayamam ki ben. Son bir defa daha koklayamadan, bana anneciğim diye seslenişini duyamadan mı ayrılacağım senden? Tanrım, ne olursun, son bir defa daha yavrumu görmeden canımı alma. Hanımefendi, hanımefendi, köylüler Sait Bey'i getirdiler. Hayvanı ürkmüş, onu yere atarak ardında sürümüş. Sait Bey mi? Ne olmuş Sait Bey? Allah size ve yavrunuza uzun ömür versin. Allah'ım, sen büyüksün, sen her şeye kadirsin, benim suçsuz olduğumu biliyorsun, hiçbir suçum yok, onun da günahlarını affet ya Rabbi. Namazı köyün camiinde kılındı. Onun son hizmetlerini derin bir hürmet içinde yaptım. Her köşesinde matem ve hüzün dolu çiftlikten ayrılıp evime döndüm. Abla bittim ben. Bu ne hal, ayakta duramıyorsun. Gel hemen yatırayım seni. Ama Nedret! Pervin meşgul olur onunla, gel. Hadi. Hadi. Bu ne tedbirsizlik Fikret? Hasta bir insan bu kadar uzun yola çıkar mı gece yarısı? Artık çiftlikte kalamazdım abla. Sait Bey öldü. Öldü mü? Üzülme, herkes ölecek bir gün. Beni affetmeden ölüşü vicdan azabı veriyor bana. Hele son defa atın üstündeki o bakışı. Saçmalıyorsun, yeter. Hadi uyu, istirahat et biraz. Yarın sabah konuşuruz bütün bunları. Abla, İyi hissetmiyorum kendimi, nefes alamıyorum, boğuluyorum sanki. Merak etme yavrum, şimdi sana bir ilaç hazırlarım ben. Abla, bana Nedret'i getir abla. Uyumuştur belki. Olsun, getir. Belki onun son görüşüm, son defa bağrıma basışım olacak. Necat Bey, siz misiniz? Ben Suat. Acele köşke kadar gelmenizi rica ediyorum. Yalvarırım, vakit kaybetmeyin. Gelince söylerim. Teşekkür ederim. Annem çok mu hasta teyzeciğim? Melek anneciğim benim.
Canım anneciğim. Nedret. Kızım. Talihsiz yavrum benim. Ben çok uzaklara gidiyorum yavrum. Burada yokken sakın Suat teyzeni üzme. Beni bırakıp nereye gidiyorsun anneciğim? Ne olur beni de götür. Ayrılamam senden. Seni beraber götüremem yavrum. Söz ver bana. Beni hiç unutmayacağına söz ver. Unutur muyum anneciğim? İnsan hiç annesini unutur mu? Yavrum, yavrularım bir tanesi. Öp beni şimdi. Ablacığım, Nedret'i sana emanet ediyorum. İkinci bir anne olunu. Öksüzlüğünü, ana kucağının eksikliğini hissetmesin. Yeter artık Fikret, sus! Yalvarırım sus! Öldürdün beni, öldürdün! Anneciğim gitme! Ne olursun beni bırakıp gitme! Yalvarırım gitme anne! Ne var Suat Hanım? Gece vakti neden çağırdınız beni? Metin olmaya çalışın. Fikret yukarıda. Çok hasta. Fikret mi? Fikret burada mı? Durun! Sizi birden karşısında görünce dayanamaz. Heyecanlanır, bekleyin. Önce haber vereyim geldiğinizi. Nejat. Nejat mı geldi? Evet. Abla, bana yardım et. Aynayı ver bana. Güzel olmak istiyorum abla. Çağırabilirsin artık. Ben artık bütün çektiklerimi unuttum. Seni şimdiki kadar böyle korkusuzca sevdiğimi hatırlamıyorum. Ölüyorum. Ama öyle mesudum ki. Ölmeyeceksin Fikret. Yaşayacaksın. Yaşayacağız. Artık çok geç. Kurtulamam. Dinle Nejat. Son bir isteğim var senden. Her satırında, her kelimesinde bir damla gözyaşı olan şu defteri al. Önce oku, sonra sen devam et. Nedret'im 18 yaşına bastığı gün ona teslim et. Annesinin çektiği acıları öğrensin. Evli bir kadın için aşk en büyük günah. Ne kadar temiz olursa olsun cezası ağır oluyor. İstiyorum ki Nedret annesinin hatıra defterini okuyup hayattaki doğru yolunu bulsun. Nejat, hatırlıyor musun? Bir sözüm vardı sana. Aşkımızın son hatırasını son nefesimde vereceğim demiştim. Şimdi öpebilirsin beni. Bu benim son arzum.
son saadetim olacak. Anne! Annem! Anneciğim! Benim canım anneciğim! Bana tanıttığınız için teşekkür ederim. Affettiniz mi beni? Nasıl affetmem? Kötü olan sizler değilsiniz ki, kaderiniz. Anneniz dünyanın en isteği, en duygulu kadınıydı. Gidelim yavrum.